Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 34. bölümünden herkese merhaba, selamlar. 34. bölümde karşılıyoruz sizleri ve bu bölümde son dönem içerisinde oldukça popüler olan bir konuyu işleyeceğiz. Siber tehlikelerden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günler içerisinde biliyorsunuz aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'dan, iş adamları Bill Gates, Elon Musk ve Kanye West, rapper Kanye West'ten eski Amerika Başkanı Barack Obama ile Apple, Uber gibi şirketlerin de bulunduğu milyonlarca takipçili Amerika merkezli bazı Twitter hesaplarının ele geçirilmesi sonucu yeni bir skandal ortaya çıktı ve bunun sonucunda da benim aklıma şöyle bir şey geldi: internet ortamında ne kadar güvenliyiz? Ve bu konuda bir araştırma yaparken geçtiğimiz Şubat ayında, yani 2020 yılı içerisinde Şubat ayında Boğaziçi Üniversitesi'nde bu konuya dikkat çekmek için bir konferans veren, bir farkındalık yaratmak için konferans veren Cem Karakaya'ya ulaştım. Cem Karakaya Münih'te yaşıyor. Münih Kriminal Polis Başkanlığı Siber Suçlar Dairesi Müdürü ve aynı zamanda da çok büyük bir şirketin, yaklaşık 150 hacker'ın, çalışanın yer aldığı Blackstone 432 şirketinin CEO'su olarak görev yapıyor ve siber suçlar konusunda uzun yıllar Türkiye'de çalıştıktan sonra Münih'e transfer olmuş. İlginç bir hikayesi var ve bu konuda da, yani siber suçlar konusunda da müthiş deneyimleri var. Bu bölümde bu deneyimlerini bize anlattı. İnternette ne kadar güvenliyiz, neler yapmalıyız konusunda konuştuk. Çok keyifli bir sohbet oldu. Onunla ilgili yaptığım araştırmalarda eğer bir polis başkanlığında siber suçlar dairesi müdürü olmuş olmasaydı kesinlikle bir stand-upçı olurdu şeklinde bir takım yorumlarda gördüm ve gerçekten de çok keyifli bir şekilde sıkılmadan bu konuyu bize anlattı. Biraz uzun bir bölüm oldu ama sıkılmadan dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü çok yararlı ve gerekli bilgileri bizimle paylaştığını söyleyebilirim. Aynı zamanda bir de kitabı var. Geçtiğimiz yıllar içerisinde bir kitap yazdı. Kiminle birlikte yazdı? Almanya'da bir gazeteci olan Tina Gerol'un başına siber suçlar yüzünden birçok şey geliyor. Şifreleri, kimliği kayboluyor ve onun adına alışverişler yapılıyor. Bu konuda ortak bir kitap yazdılar. Kitap Almanca ama yine de bunu podcast'in açıklama bölümünde paylaşacağız. Belki Almanca bilenler bu kitabı okumak isterler. Ve onun dışında da tabii ki Cem Karakaya'ya ulaşmak için de tüm bilgileri bu podcast'in içinde bulacaksınız. Ben bu podcast'i yaparken ve dinlerken sonrasında çok çok keyif aldım. Umarım siz de 34. bölümden gayet güzel bir şekilde keyif alacaksınız. Bu arada ufak bir hatırlatma: 34. bölüme ulaştık. Podcast giderek büyümeye devam ediyor. Dünya trendlerini dinleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Her zaman söylediğim gibi lütfen olumlu olumsuz eleştirilerinizi bizimle buluşturun. Ve eğer bizi herhangi bir platformdan, Apple Podcast olabilir, Spotify olabilir, başka platformlardan takip ediyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. Ve aykut@dünyatrendleri.com adresinden de eleştirilerinizi bizimle buluşturabilirsiniz. Ekşi Sözlük ve sosyal medya hesaplarımızdan da yine yorumlarla bize katkıda bulunabilirsiniz. Hazırsanız yeni bölüme başlıyoruz. Dünya Trendleri Podcast'in 34. bölümüyle karşınızdayız. 34. bölüm, dijital bir zamanda dijital ehliyet sahibi olmak gerek bölümü başlıyor. Cem Bey selamlar, merhaba. Çok büyük selamlar, sevgiler de bizler. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız, katıldınız ve bugün çok şey öğreneceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çünkü ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Peki. İlk defa da bir kriminal polis başkanlığından biriyle konuşuyorum. Açıkçası biraz tedirginim yani. Yok, tedirgin olacak hiçbir şey yok ama sonuçta herkesin zaten şey, bodrum katında bir cesedi vardır yani. Yani ufak tefek siber suçlarımız da olmuş olabilir. Türkiye'den kalan alışkanlıklar nedir? Bir MP3 indirmişizdir. Tabii bu da o tip şeyler şey değil, normal değil. Aslında baktığımızda siz hackersınız değil mi yani?
Şimdi biraz kariyerinizden bahsedersiniz ama. Aynı zamanda da hacker'ım. Tabii, tabii ki. İlk hacker'ımla hacker'larımı şeyde yaptım. Kaç yaşındaydım o zaman? 14 yaşındaydım. O zamana daha yeniydi. Bence benim sahip olmuş olduğum en büyük avantajlarından bir tanesi de bütün bu bilgisayarların gelişimi, ortaya çıkmasını en baştan beri takip edebiliyorum. İlk bilgisayarım Commodore 64'tü mesela. İlk böyle oyun bilgisayarım Amiga 500'dü. İlk ondan sonra bilgisayarım oldu Amstrad bilgisayarı 386 işlemcili, 486'da DX, DX2'ler, Pentium'lar falan filan. En baştan beri bütün bu gelişimlerini takip etme imkanına sahip oldum. Bence en büyük avantajlarından bir tanesi de o. İlk başlarda tabii büyük bir ilgi olduğu için nasıl neydiler, ne yapılır falan filan. Hacklemeyi öğrenmek için kendi kendimize öğrendik. Hatta o zamanlar şeyde evraklarda zorunlukla İngilizce. Öyle deneye deneye yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 20'ye yakın bilgisayarı çöpe atmak zorunda kaldım. Yani o gelişimi çok çok iyi biliyorsunuz çünkü hepsini gördünüz. Kesinlikle, kesinlikle. Avantajlarından bir tanesi, en büyük bir tanesi o bence. Peki o ama zaman... Ama şey de çok önemli bence. Babam eve geldi işte o Commodore 64 bilgisayarıyla. Ondan sonra dedi ki oğlum dedi bak dedi gelecek bunda saklı dedi. Bak öğren ki ileride şey yapmayasın, sıkıntı çekmeyesin demişti bana. Babamın sayesinde oldu yani. Vay çok iyi görmüş, öngörmüş o zaman. Kesinlikle. Yani. Ama siz de biraz herhalde bayağı bir abartmışsınız. Hayır şey çok komikti. Hatta babam şimdi bilgisayar aldıktan sonra ilk o zamanlar şey vardı. Basic dili diye bir şey programlama dili vardı. Basic'te babamın ismini böyle işte yanıp sönmeli olarak ekranda göstermişti. Babam da şeyi zannetmişti. Bilgisayarımı bozdum zannetmişti. Bayağı bir kızmıştı bana. Peki yani çok başarılı bir kariyeriniz var. Şu anda Almanya'dasınız, Münih'tesiniz. Tabii. Belki biraz kariyerinizden bahsedebilirsiniz bize. İlk başladık, çocukluktan bu yana başladık ama sonrasında neler oldu, nasıl gelişti, bu mesleği nasıl seçtiniz? İşte hani evet, demişler ya. Evet, ilk başta şey de vardı. Tabii ki mutlaka. Dedem şey de benim polis memuruydu. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Ben 10 yaşındayken, kardeşim de 7 yaşındayken ailemiz dediler ki biz bu çocukları Türkiye'ye gönderelim dedeyle anneannenin yanına. Yoksa bu da serseri olacaklar dediler. Klasik değil mi o? Ondan sonra ben 10 yaşındayken, kesinlikle klasik. Ben 10 yaşındayken, kardeşim de 7 yaşındayken gittik anneannenin dedenin yanına. Yani o zaman düşünsenize yani 10 yaşında bir çocuksunuz. Şu an mesela benim ufak bir kızım var 9 yaşında. O yaşta çocuğunuzu gönderiyorsunuz. Ve çocuğunuzu senede sadece 20 gün görüyorsunuz. O sellik izine geliyorlardı işte diyorlardı falan. Bir de o zamanlar tabii ne internet var ne Skype var ne bir şey var. Belki 3 ayda bir kere telefonla görüşüyorduk falan. Bayağı bir zordu. Dedem de şeydi polis memuruydu o zaman. Ben onu çok büyük bir şekilde örnek almıştım. Yani her zaman hep dikkat ettiği şeylerden bir tanesi. Benim pantolonum çok iyi bir şekilde ütülü mü? O şekilde yani üniformayla giderdi işine. Her şey böyle tertemiz, ütülü falan filan. O benim çok hoşuma gitmişti. Bir akşam geldi eve masaya formları koydu. Bunları doldur dedi bana. Ben de doldurdum. Tak İzmir Polis Koleji'ne 88 yılında başladım. Oo harika. 4 sene polis 4 sene polis kolejinden sonra 4 sene de polis akademisine gittim. Hemen işte şey yüksek okulu okuyalım diye. 96 yılında da komiser yardımcısı olarak Ankara'da polis akademisinden mezun oldum. İlk gittiğim şey ilk başladığım yerde Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Dış İlişkiler Daire Başkanlığı oldu. Sahip olmuş olduğum 3 tane yabancı dilden dolayı dediler tabii. Sen bize yakışırsın falan diye. Ondan sonra oraya gittik. İşte o da görevimizi yaptık. Ettik. Tabii şimdi dışarıda daire başkanı çalışmamdan dolayı yurt dışına çok çıkışım oldu falan. Bir de şimdi Almanya doğumlu olmamdan dolayı da hep Almanya'ya göreve geldiğim zaman ya aslında senin gibi insanlara ihtiyacımız var dedi. Burada Bavyera İçişleri Bakanlığı'nda görev yaparken. Ben de dedim ki esprisine dedim bak yemin ediyorum esprisine dedim. O zaman gönderirim davetiyeyi ben de geleyim dedim. 6 ay sonra Bavyera İçişleri Bakanlığı'ndan davetiye geldi. Ben de aynı şekilde eşimle konuştum. Yapalım mı? Yeni bir hayata başlayalım mı? O da şey yaptı sağ olsun uygun gördü. Ondan sonra 2003 yılından beri de Münih Emniyet Müdürlüğü'nde önce suçun önermesi Dairesi Başkanlığı'nda görev yaptım. Şu anda da Siber Suçlar Dairesi'nde en son olarak geldiğim işte şube müdürü noktasına da gelmiş oldum. Yaklaşık 10 sene, 16 sene içerisinde. Ama onun dışında Türk Polis Teşkilatı'ndayken de uluslararası anlamda birçok şey yaptınız anladığım kadarıyla. Kesinlikle bayağı bir yurt dışında bulundum. Şeyler olsun, Emniyet Genel Müdürlükleri arasında yapılmış olan anlaşmalarda olsun büyük bir katkım oldu. İşte ne bileyim Almanya'dan gelenlere zaten direkt bana veriyorlardı. Onlarla ilgileniyorduk şudur budur. Yani yurt dışı şeyimden dolayı, tecrübemden dolayı buralara geldim diyebilirim. Hatta 98-2000 yılları arasında Uluslararası Polis Birliği'nin Türkiye Genel Sekreterliğini yaptım. O şekilde de gene bir şekilde bir sürü yurt dışı ilişkileri oluşturduk. Yani o şekilde aslında her şey böyle zincirleme birbirine takip etti. Günümüzde de çok şükür bir pişmanlığımız da yok. Şimdi hem şube müdürü olarak çalışıyorum. Bir de aynı zamanda internet güvenliği konusunda bir şirket açtım 2008 senesinde.
Şu an 148, yaklaşık 148 çalışanımla birlikte işte firmaları hackliyoruz. Tabii ki öyle hacklemiyoruz, o suç durumuna düşüyor. Görev veriyorlar bize, işte bize hackleyin, biz de eksikliğimizi görelim diye. Ve aynı zamanda çalışanları şey yapıyoruz, eğitiyoruz. Bu tip saldırılara karşı şirketlerin kendisini daha iyi koruyabilmeleri için. Peki şey, bunu bilmediğim için soruyorum. Almanya'da memur olduğunuz zaman bir şirket açabiliyor musunuz? Türkiye'de bildiğim kadarıyla tabii ki. Memursanız. Türkiye'de öyle bir şey yok. Ha, yok evet. Türkiye'de öyle bir şey yok. Burada Allah çok şükür serbest. Ama en azından bildiriyorsunuz sadece. İzin almanıza gerek yok ama ben bu şekilde bir ek iş yapıyorum diye bildirmek zorundasınız. O da onlar da vergi dairesine gönderiyorlar ki gerekli vergiler çekilebilsin diye. Anladım. Vallahi güzel. 150 çalışan da epey bir çalışan gerçekten. 150'ye yakın çalışan. Var var. Hatta bir de şey, hepsi aynı binada değil. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde görevler geldikçe onları ben görevlere de atıyorum. Onlar hackliyorlar. Bana rapor hazırlıyorlar. Biz de o şekilde o raporun düzenlenmiş olan rapora göre de şirket çalışanlarını bilgilendirmeye çalışıyoruz ki ileride bu tip tuzaklara düşmesinler diye. Peki şey, son dönemdeki durumu takip ettiniz herhalde. Aslında şöyle tabii biraz da... Twitter muhabbetinde. Daha dün çocuk tutuklandı, 17 yaşında bir çocuk işte. Ve isterseniz biraz girelim konuya yavaştan. Tabii ki. Biraz gündemden bahsettik, işte konumuza giriş yaptık. Bu siber güvenlik nedir? Nasıl tanımlarsınız? Ne kadar önemsiyoruz biz bunu? Valla siber güvenlik hem zaman hem para harcanması gereken, eğer şirketimi düşünüyorsam kesinlikle yapmam gereken bir unsur. Çünkü sonuçta günümüzde artık tamamıyla her şeyimiz online. Bütün yaptığımız işler, e-mail yoluyla olsun yapmış olduğumuz haberleşmeler, komünikasyon, şudur budur, her şey bilgisayarlarla ve ağlarla oluşuyor. Ben şayet bu alana yeteri kadar para yatırmazsam, çalışanlarımı bilgilendirmek suretiyle bu tip bilgilendirme toplantıları düzenlemezsem belki de şirketimin tamamen elden gitmesi mümkün olabiliyor ne yazık ki. Ki benim de mesela yaşamış olduğum şeylerde, davalarda olsun, suç duyurularında bulun olsun, birçok şirketin artık günümüzde ne yazık ki olmadığını. Sebep ne? Çalışanın teki şefle görüştüğünü zannediyor, CEO maşer dediğimiz. Ve yurt dışına bir sürü para gönderiyor. Şirketin de o kadar tabii ne yazık ki kenarda parası yok, şu bu, ne oluyor? Şirket batıyor. Sadece ve sadece bir tek çalışanın telefonla yapılan bir sosyal mühendislik olayında inanarak, şefle konuştuğuna inanarak bu parayı göndermesi sonucu böylece ne olmuş oluyor? Şirket elden gitmiş oluyor. Şimdi o çalışan bir şekilde, illa benim firmam tarafından olması bir şey değil, gerekmiyor. Başka bir firma tarafından da olabilir. Eğitilmiş olsaydı, bu tip saldırı durumlarının olduğunu bilmiş olsaydı belki de bu olaya düşmeyip o firmanın hala günümüzde iş yapıyor olması mümkün olabilirdi. Bir de tabii o şeyin, o paraların tekrar ülkeye geri dönmesi de bir sürü zaman kaybı, işte dava açılamaz sadece başka bir ülke. O paranın geri eğer dönüyorsa zaten çok şanslısınız demektir. Allah sizi seviyor demektir. Yani yatın kalkın 5 vakit namaz kılın derim eğer o para geri geliyorsa. Şimdi zaten bu tip durumlarda ben hep her zaman şey diyorum. Mesela bu tip phishing olaylarında para sadece mağdurların zararı değil. Aynı zamanda ülke ekonomisinin de zararı. Çünkü parayı siz eğer yurt dışına gönderiyorsanız o ülke ekonomisi de o parayı kaybetmiş oluyor. Sadece kişi bazında veya firma bazında değil ki. Doğru tabii. Doğru. O açıdan da bakmak lazım. Yani anladığım kadarıyla çok fazla önemsemiyoruz. Siz bu konuda bir farkındalık yaratma çabası içerisindesiniz ama işte evet. Ne kadar da olsa işte görüyoruz. O maillerden hepimize düşüyor. Daha geçenlerde bana düştü mesela. İşte size ulaştım. Şöyle diyor. Size ulaştım. Bir müvekkilimin bir mirası var ülkenizde. Bunu almaya çalışıyoruz ve sizin bana bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Sohbet edeceğimiz için dur dedim, ben buna bir yazayım. Hangi ülke? Ve nerede diye yazdım. İşte sizin ülkeniz diyor. Bilmiyor halbuki benim hangi ülke olduğumu. Ya işte ondan peki, sonra... Peki e-maili Türkçe mi aldınız yoksa yabancı dilde? Yok, İngilizce aldım. İngilizce. Okay. Ondan sonra tabii benim şey olduğumu anlayınca bir daha cevap falan yazmadı. Yani hiçbir şey yazmadı. Şey, hatta bazı e-mailler, hatta şey mesela e-maili açtığınız zaman sizin IP numarası karşı tarafa gönderiliyor. O IP numarasının hangi ülkede olduğunuz anlaşılıyor. Bir sizin dilinizde bu sefer mailler gelmeye başlıyor. Bunu bilmiyordum açıkçası. Onu hemen tespitini yapıyorlar bu şekilde. Ama mesela o maili nasıl hiç açmamamız mı gerekiyor? Nasıl anlayacağız onu? Yo, e-maili açmanız hiçbir şey yapmaz. Yani zararı yok kesinlikle. Ama o konuya inanan demek ki bir şey var. Benim aynı soy ismimi taşıyan bir kişi ölmüş. Hiç geriye kalan da kimse kalmamış. Avukat da işte şey yapıyor, teklif yapıyor. Diyor ki gel beraber alalım bu parayı. %40'ı senin, %40'ı benim. Bir de şey, suçlular sözde çok iyi kalpli ya. %20'si de
böyle şey çocuk evlerine, yaşlılık çocuk esirgeme kurumuna bağışlarız diye bir öyle bir yazı yazıyorlar. Ama e-mail hesabı açmanız hiçbir şey olmaz. Anladım. Yani linke tıklamamamız gerekiyor. Kesinlikle. Anladım linke kadar. Tıklarsanız günümüzde artık bir internet sayfasını sadece ziyaret etmeniz yeterli. Eğer önlemleri almadıysanız o bilgisayarın o internet sayfasının arka planında bilgisayarınıza bir program indiriliyor ve bu şekilde kontrol altına alınmış oluyor. Bir de sizin konferansınızda her zaman şunu vurguladınız ve işte benim de yaptığım araştırmalarda artık hacklemenin biraz daha zorlaştığını, çünkü bu iki faktörlü güvenlik uygulamalarının olduğunu ve bunu mutlaka herkesin açması gerektiğini üstüne basa basa vurguladınız, kesinlikle, söylediniz. Ve geçenlerde yine bununla ilgili bir şey geldi başıma. Benim işte mailime, nereden olduğunu bilmiyorum, bir Mac cihazından 3-4 kere girilmeye çalışıldı. Yani ve yani bu yani planlama yaparken oldu bunlar. Hepsi denk geldi podcast'in planlamasını yaparken. Ama tabii iki korumalı faktör açık olduğu için ben cep telefonundan no'ya bastım. Giremedi bir şekilde e-mailime. Çok güzel. Sorabiliriz. Hack nedir? Yani neler hacklenebilir? Artık günümüzde birçok şey var. Akıllı süpürgeler var. İşte kalp cihazının hacklendiğini, böyle bir şey hacklenebileceğini duymuştum. Ve insanlar da hacklenebilir. İşte sosyal mühendislikten de bahsedebiliriz belki. Tabii ki, kesinlikle. Ya sonuçta hacklemek, yani bir şey bir ağa bağlıysa, bir internete bağlıysa kesinlikle %100'lük bir güvenlik söz konusu değil. Bu smart home dediğimiz akıllı ev uygulamalarında dünyada bana bir tane firma gösterin. Size yazılı olarak %100 bu benim hem bizim sistemi tamamıyla güvenli diye bir şekilde imzalı bir şekilde yazı verebilsin. O firma kesinlikle bulamazsınız. Benim de o yüzden her zaman dediğim, niye o zaman böyle bir riske giriyoruz? Ben niye bir şekilde benim evimin kontrol altına alınmasını istiyor olabilirim? Çünkü sonuçta bütün kapıların kilitlendiğini düşünün. O kaloriferlerin 50 dereceye çıktığını düşünün. Müzik setinin sesinin en sona kadar getirildiğini düşünün ve 24 saat boyunca çaldığını düşünün. Yani bu tip şeyler bilmiyorum. Ben kesinlikle dijitalleşme karşıtı değilim bakın. Ama ben her zaman şeyi diyorum, dijitalleşme güzel de bir şeyi dijitalleştiriyorsanız insanları da düşünün. İnsanlar buna hazır mı? Bu sistemin getirdiği çeşitli riskleri biliyorlar mı? Ve bu risklere göre de tedbirlerini aldılar mı? Eğer bu üç sorunun cevabı evet ise dijitalleşmenin hiçbir problemi yok. Ama insanlar hep böyle en yenisi elimde olsun. Ne çıkıyorsa hemen gireyim, ben de gireyim, ben de yapayım. Arka planda neler olabilir? Benim başıma neler gelebilir? Özellikle şahsi bilgilerin bir şekilde istismarı konusu mesela. Ne kadar şahsi bilgi kendim hakkında internete vereyim? Başıma neler gelebilir? Bu tip şeyleri, olaylar hakkında kesinlikle bir bilgi sahibi değiller ne yazık ki. Ve zannediyorlar ki şey, bence belki de olay da şu. Herkesin elinde olduğu için ve herkes işin içinde olduğu için bu artık normalleşti. Eğer bir kişi bir sistem içinde değilse o zaman ne oluyor? Garipsemiyor. Diyorlar ki bana, sende niye halen WhatsApp yok diyorlar mesela. Ya diyorum kardeşim, istemiyorum. Ben durmadan rahatsız edilmek istemiyorum. Zaten işin başından aşkın. Bir de durmadan o mesajlarla ulaşmak istemiyorum. Bitti. Ama herkes şüpheli gözüyle bakıyor. Bu adam niye WhatsApp'a girmiyor diye. Değişik durumlarla karşılaşıyoruz. Ama bu hacklemek genellikle şey var. Bütün hackerları da aynı kovaya koymanın da bir alemi yok. Şey var mesela, bizim gibi etik hackerlar deniyor buna. Bizim gibi mesela, benim şirketim gibi görevlendiriyorlar bizi. Biz de bir şekilde hacklemeye çalışıyoruz. Eğer internet sistemini veya bilgisayar sistemini hackleyemiyorsak bu sefer de sosyal mühendisliğe geçiyoruz. Yani çalışanları hackleyip çalışanlar üzerinden şirketlerin sistemine giriş yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta bütün çalışanların mutlak surette ne yazık ki günümüzde bir şekilde Twitter hesapları olsun, Instagram hesapları olsun, Facebook hesapları var. Bu şekilde benim hedefteki şahs hakkında bir sürü bilgi sahibi olabilme yolu açılmış oluyor. O kişiyle de istediği özelliklere göre, onun hoşlanmış olduğu özelliklere göre kontağa geçtiğim an benim istediğim bilgiyi farkına varmadan bile bana verebiliyor. O şekilde geniş sisteme girmiş oluyoruz. Hatta biz şirketlere şey gönderiyoruz, bu phishing e-mail. Hani test amaçlı bakıyoruz kaç kişi bizim phishing e-maillerimize şey yapıyor, tıklıyor diye. Phishing nedir işte? Sözde PayPal olsun, eBay olsun veya bankanız olsun, önün kendimi sizin bankanız gibi gösterip size e-mail gönderip o şekilde sizin bilgilerinize ulaşmaya çalışıyorum. Hatta biz şirketlere şey gönderiyoruz, bu şekilde test e-maili gönderdiğimiz zaman eğer kişi tıklayıp o bilgilerine girmeye çalıştığı zaman hemen otomatik olarak bir video çıkıyor karşısına o çalışanın. O videoda da biz bunun ne kadar zararlı olduğunu anlatıyoruz. Bak böyle yapma, şuna dikkat et, buna dikkat et diye. Ondan sonra bir şirketin internet güvenliğinden sorumlu kişisi bana mail attı, dedi ki Cem Bey dedi, bir çalışanımız dedi bana mail atmış dedi. Ya ben şifremi değiştireceğim ama durmadan video gelip duruyor, değiştiremiyorum diye.
Dedim ki ben o kişiyi tutunsuz bence işten atın yani. Yani evet. Etkili... Adamları eğitmeye çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Adam hala şifresini değiştirmeye çalışıyor. Onu bile şey yapamıyor, kaldıramıyor. Çünkü Aykut Bey, şey yaptığımız zaman internet ortamında yapılan bütün saldırıları toplam olarak aldığımız zaman en az %80 yapılan tüm saldırıların, tüm dünyadaki bütün bu internet saldırılarının başlangıcı hep bir phishing e-maille başlıyor. Hı hı. Ortalama her zaman phishing e-maille başlıyor. Kesinlikle ortalama dediğimiz. Hı hı. Bu iki faktörlü, az önce siz bahsettiniz mesela Apple'ınıza girmeye çalıştı ama iki faktör şeyini aktifleştirdiğiniz için tabii giriş yapamadılar. Şimdi Almanya'da şey var, bu bankalar mesela geçen senenin bu içinde bulunduğu senenin başından beri bu sisteme geçmek zorunda kaldılar. Ve 1 Ocak 2001 tarihi itibariyle de internet üzerinde alışveriş sayfaları da aynı sisteme geçmek zorunda. Artık siz kendiniz aktifleşme değil, bu şirketlerin, bu internet sayfalarının kendisi bunu yapmak zorunda. Siz ne yapıyorsunuz? E-mail adresinizi giriyorsunuz, şifrenizi giriyorsunuz bir yere girmek için. Bir şifre de cep telefonunuza SMS yoluyla gönderiliyor ki bu şekilde sistem sizin gerçekten siz olduğunuzu anlamış oluyor. Hı hı. Türkiye'de çoğu web sitesi böyle. Çok iyi, en güzeli. Çünkü bu şekilde suçlular sizin giriş bilgilerinin elinde olmasına olsa bile o şeyi tabii SMS yoluyla gelen şifre elinde olmadığı için genelde giriş yapamıyorlar. Bu şekilde öğrenmiş oluyor. Hı hı. Ya zaten şöyle, hacklenirsek başımıza ne gelir diye bir şey soracaktım size. Özellikle verdiğiniz örneklerde wireless şifrenizi bile mutlaka değiştirin. Kimsenin değiştirmediğini söylemiştiniz. Yani, ayrıca kesinlikle. Biri mesela misafir geldiği zaman da misafir hesabı açın gibi bir şey söylemiştiniz. Wireless üzerinden de bir takım şeyler yapılabilir herhalde. Bunu da çok önemsemiyoruz. Tabii ki hem de nasıl. Ben mesela şimdi bir yere gittiğim zaman misafir olarak sormuyorum bile şifreniz, internet şifreniz nedir diye. Aletin arkasına bakıyorum. Arkasında internet şifresinin ne olduğu yazıyor. Değiştirmiyoruz bir çünkü. Bir de aynı zamanda değiştirmiyor, evet. Bir de aynı zamanda aletin giriş şifresi de aletin arkasında yazıyor. Ha. Ondan sonra bakıyorum ne modeminiz var? Diyelim ki 730 FAL. Biliyorum ki Telekom'dasınız. Bütün Almanya'daki bütün Telekom VLAN modemlerine giriş sayfasının ismi belli. O sayfayı açıyorum bilgisayarda. Sizin şifrenizi girdiğim an sizin o VLAN modeminizin içindeyim. Aykut Bey, inanın bana yapamayacağım hiçbir şey yok. Her şeyi yapabilirsiniz. Siz uyurken, tabii ki siz uyurken bütün aletlerinizi açarım. O bütün bilgilerinizi indiririm. Televizyonunuzu bile açıp kapatabilirim. Her türlü, çünkü artık televizyonlar da internete bağlı. İnternete bağlı ne varsa her şeyinizi açar, bilgilerinizi de aşağı indirir. Çünkü sonuçta insanlar artık bilgisayarı biliyorsunuz tamamen kapatmıyorlar. Bu uyku moduna, safe moda koyuyorlar. Ben o safe moddan geçtiğim an, eğer siz kendi bilgilerinizle bilgisayardasanız, yani administratif haklarınız mevcutsa her türlü şey yapmam da mümkün. O yüzden benim tavsiyem bu konuda bir eve misafir geldiği zaman internetteki bu modemlerde misafir hesabı oluşturma imkanı var. Misafir hesabını oluşturup o şifreyi o misafirinize verirseniz bu şekilde o misafirler evdeki diğer aygıtlara girme olasılığı ortadan kalkmış oluyor. Doğru. Peki şey, mesela ben espri olsun diye aramızda yazışmalar yaparken beni hacklediniz mi acaba diye sordum size. Yo, hayır, hacklemedim dediniz ama benim böyle bütün hayatımı yazdınız. İşte bu da ne oluyor? Sosyal mühendislik oluyor sanırım. Kesinlikle. Az önce de bahsettiniz. Çünkü, evet, aynen. Şimdi mesela çocuklarınız olup olmadığını, hatta bazı kişilerde bir gerçekten arkadaşlarının kim olduğu, en yakın arkadaşının, diyelim ki şimdi ben sizin Facebook hesabınıza baktım, tamam mı? Hatta mesela sizin bir kuzeniniz Duba'dan aynı şekilde size hep böyle çok güzel yayındı falan yazmış. Hı-hı. Şimdi o kuzenin ismini biliyorum, tamam mı? Hı hı. Şimdi o kuzeninizin ismiyle size bir mail gönderiyorum. Diyorum ki ya kuzen, şu an yurt dışındayız eşimle birlikte. Şey yaptık, başımıza bir hırsızlık geldi. Her şeyimizi aldılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir an önce Türkiye'ye geri dönmem lazım. Bana lütfen 500 euro gönderebilir misin? Ben Türk konsolosluğuyla da görüştüm. Bana yeni bir pasaport verecekler ve de yeni uçak bileti almak zorundayız. Çünkü her şeyimiz gitti. Bana 500 euro gönderir misin kuzen diye mail çekiyorum size. Tamam mı? Doğru. Şimdi sizin yapmanız gereken aslında şurada kuzeninizi arayıp bay kuzen, kuzen yakın olduğu için en azından şey yaparsınız. Benim Türk milletinde Allah'tan böyle bir şey var. Hemen ararız. Kardeşim ne oldu? Başına ne geldi? Daha fazla göndereyim mi? Bir sorarız. Almanlarda bu şey yok. E-mail geldi mi? O diyor. Tamam, arkadaşım benim. Sonuçta yurt dışında böyle bir şey yapmış. Ne oluyor? Parayı gönderiyorlar. Birkaç ay geçtikten sonra arkadaşına diyor ki ya sana vermiş olduğum 500 euro ne zaman geri vereceksin? Arkadaş da diyor ki de 500 eurosu kardeşim. Gitti o 500 euro. Tabii tabii gitti.
Şimdi ben kuzeninizin ismini bildiğim için onun isminde bir mail adresi de şey yapabilirim, oluşturabilirim. Sadece onun ön ismini ve arka ismini görürseniz zaten hangi mail adresini, hangi sunucuda olduğunu bakmazsınız bile. Onun ismini görürseniz bir de böyle maili de kuzen diye başladım mı siz onun kuzeniniz olduğuna inanın, bu şekilde de bana parayı gönderebilirsiniz. Hı. O kadar basit yani. Peki WhatsApp kullanmıyorum dediniz. O güvenlik açısından mı kullanmıyorsunuz onu, yoksa hem yani... güvenlik açısından, hem güvenlik açısından, hem de dediğim gibi rahatsız edilmek istemiyorum sürekli. Benim bir tek şeyim var, maillerim var. Zaten eve gittiğim zaman cep telefonunu genellikle kapatıyorum. Ben kendi yani işte dijital imkanları çok iyi kullanıyorum. Ama 24 saat boyunca değil. Güvenlik kapsamına bakıldığı zaman biliyorsunuz WhatsApp şeye sonuçta Facebook'a ait, sunucusu da Amerika'da. Yani bu ne demek oluyor? WhatsApp üzerinde ne yazıyorsanız yazın, bütün resimler ne gönderiyorsanız gönderin, hepsi Amerika'da bir sunucunun içerisinde. Bu ne demek oluyor? Başınıza bir şey gelirse ve haklarınızı aramak zorunda kalırsanız Amerika'nın yasaları geçerli. Çünkü server Amerika'da bulunuyor. Ne Türk yasaları, ne Avrupa Birliği yasaları, ne Alman yasası geçerli değil. Amerikan yasası geçerli. Bilginin korunması yasası çerçevesine bakılacak olursak Almanya ile Amerika arasında çok büyük fark var. Onlar o tip bilgileri böyle genellikle şey yapmıyorlar, böyle korumuyorlar. Bir de WhatsApp üzerinde biliyorsunuz artık haberler şey yapılmaya başladı. Şifrelenmeye başladı. Hı hı. Bu end to end, yani baştan sona kadar sonuçta şifreli. Ama herhangi bir alet veya hatta iki alet benim hacker olarak kontrolüm altındaysa mesajların şifrelenmesi bir şey fayda etmiyor. Bu meta bilgileri dediğimiz şey var. Mesajı kim yazdı, nerede yazdı, kime yazdı, saat kaçta yazdı. Bunlar bu bilgileri içeren meta dosyası vardı. Bu meta dosyaları WhatsApp'ta mesela şey yapmıyor, şifrelenmiyor. Zaten kişilerin hangi ne mesajı yazdı beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım kim, kime, ne zaman ve nerede yazdı. Bu bilgiler WhatsApp'ta şey yapmıyor, şifrelenmiyor. Ama mesela şey olsun, Telegram olsun, Signal olsun, bu tip haberleşme messenger servislerinde şeyde meta bilgileri de şifreleniyor. Anladım. Peki bilgisayar... Ben şey tavsiye ediyorum genellikle bu konuda. Benim tavsiyem şu: bir şeyi yüklemeden önce başka hangi alternatiflerim var? Kendi Avrupa'da mesela bulunan bir sunucu var mı? Bu şekilde Avrupa'daki Avrupa Birliği yasaları da sizin için işlenmiş oluyor. Onu tavsiye ediyorum ben genellikle. Bir örnek vermiştiniz. Facebook'ta 3 yıl kalan bir kullanıcı Facebook'tan verilerini istemiş ve evet. O verilerde binlerce sayfa mı çıkmıştı? Öyle bir şey. 1200 sayfa. 1200 sayfa. Binlerce sayfa. Değil, yüzlerce pardon. Hatta ben davranacağım. 1200 sayfa ben vermiş olduğum konferanslarda da bu 1200 sayfadan 5 sayfayı gösteriyorum sadece. Millet var ya yutkunuyor. Sadece 5 sayfayı gösteriyorum. Bir de o 5 sayfada gösterdiğim şey ne? Grafik olarak şeyi gösteriyor mesela. Hangi saatlerde en çok ne zaman bağlanıyorsunuz onu gösteriyor. İkinci grafik en çok nerelerde bulunuyorsunuz. Ne kadar vahim bir şey aslında. Evet. Bunu polis yapmaya kalksa mahkeme kararınız var mı diyorlar. Ondan sonra üçüncüsü en çok kullanmış olduğunuz kelimeler, yazışma esnasında en çok kullanmış olduğunuz kelimeler. Kelime ne kadar büyükse o kadar sıklıkla kullanılmış olmuş oluyor. Sırf o sayfadan ilgilerinizin ne olduğu, hobilerinizin ne olduğu, kimlerle görüştüğünüz, şudur budur hepsi ortaya çıkıyor. Başka bir sayfada en çok kiminle konuştuğunuz ne olmuş ortaya çıkmış oluyor. En iyi arkadaşınız. En iyi arkadaşlarınızın kimin olduğu ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde sizin hakkınızda bir sürü bilgi toplarsam, hatta ve hatta hangi kitabı en son okuduğunuzu bilirsem, ondan sonra sosyal mühendislik kapsamında sizinle ilk başta bağlantıya geçmem gerekiyor bu şekilde. O bağlantıya geçerken elime aynı kitabı görebilirsiniz. Sizi düşünürsünüz ki, ben bu kitabı okumuştum. Bu şekilde belki bir sohbet açabiliriz. Çünkü bir bay hedef şahıs varsa elimde, hemen tabii ne yapıyoruz? Bizim güzel şirketteki güzel bayanları gönderiyoruz. Saldırı yapmak için. Ne yapıyor? Bayanın elindeki kitabı görüyor. Kadın da tabii güzel. O diyor, ben bu kitap hakkında şimdi kadınla güzel bir sohbet açarım. Belki tanışmış oluruz diye. Bu şekilde bizim hedefteki kişimize irtibata geçmiş oluyoruz. Peki şey, hani gündemimizde olduğu için sorayım. Uygulamalardan bahsettik ya. Yani bu TikTok ve bunun gibi uygulamalar güvenli mi sizce? Yani ben de indirdim. Ya şimdi TikTok'ta şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Amerikalılar şimdi bunu yasaklamaya çalışıyorlar. Hindistan'da komple yasaklandı. Sadece TikTok değil. Bu tip sosyal ağları ne yazık ki gençler de kullanıyor. Hatta gençler de değil, sadece çocuklar da kullanılıyor. Şimdi TikTok'un olsun, WhatsApp'ın olsun kullanma şartnamesini okuduğunuz zaman WhatsApp'ın kullanma şartnamesi diyor ki en az 16 yaşında olman lazım diyor. Hiçbirimiz okumuyoruz TikTok'un ki. TikTok'un şart...
ya yaşa diyorum ya. TikTok şartnamesini okuduğunuzda en az 13 yaşında olman gerekiyor diyor. Ama şimdi bunu kontrol eden de bir mekanizma yok. Ne yapıyorsunuz? Yüklüyorsunuz. Hiçbir mekanizmada gerçekten 13 yaş üstü olduğunuzu veya 16 yaş üstü olduğunuzu kontrol eden bir mekanizma olmadığı için herkes işin içine girmiş oluyor. TikTok'ta şöyle bir şey var. Sadece TikTok değil dediğim gibi. Birçok sosyal ağlarda bazı kişiler bu çocuk istismarı konusunda özellikle çocuklarla bağlantıya geçiyorlar. İlk başta kendilerini aynı yaşta bir çocuk gibi tanıtıyorlar. Bu şekilde çocukların güvenini kazanıyorlar ve video kamerası karşısında, bilgisayar kamerası karşısında birçok şeyi yaptırıyorlar. TikTok'ta da mesela bakın TikTok videolarına, çoğunlukla nerede yapılıyor o videolar? Evlerde. Evlerde. Yani çocuk kendi odasında bir dans yapıyor. O dansı da ne yapıyor? İnternete veriyor TikTok üzerinden. Şimdi o çocuğun odası nasıl gözüküyor? Sizin çalışma odanız nasıl gözüküyor? Her şeyi şey yapabilirsiniz, görebilme imkanı sahip. Zaten benim başıma bir kere şey geldi artık, bu koronadan sonra her şeyimizi online yapıyor olduk. Bakın gene bu şekilde Allah'tan teknoloji var ki bu şekilde kullanabiliyoruz, konuşabiliyoruz, edebiliyoruz falan. Ama adamın çalışma odasında oturuyor adam. Kamerası da açık. Adamın arkasındaki de bir şey var, böyle tahta gibi bir şey var. O tahtada da bir tane kağıt asılı. Adamın ne kadar şifresi varsa Eyvah. Hepsi o kağıtta yazılı. Eyvah. Düşünsenize yeah. bütün hayatınız benim kontrolümün altında. Yani kimse şey bile ne oldu, tamam home office oldu mesela koronadan sonra. Herkes evinden çalışmaya başladı. Ama kimse de demiyor ki evimde ne var, arka planda ne gözüküyor, millet benim hakkında ne şey çıkartabilir. Bakın mesela şu an ben size kamerayla bağlayayım. Arka planda benim çalışma odamı görmüyorsunuz. Şu an güzel bir manzara görüyorsunuz. Aynen. Yani genelde herkes bunun değiştirilmesi gerekiyor. Toplantılarda şeyi paylaşıyor ya, böyle bir arkada, arka planda kitaplık olması gerekiyor. Onu da böyle bir çok fazla geyiğini yaptılar. Niye? da... Herkes çok okuduğu için öyle bir... Tabii öyle şeyler de var. Ama sırf oradan bile hangi kitapları okuduğunuzu görebilir. Bu şekilde ilgi alanınızın ne olduğunu ortaya çıkartabilirim sonuçta. Tabii işte o da var, doğru söylüyorsunuz. Peki TikTok dedik, uygulamalar dedik, Zoom'u da konuşalım. Onun da güvenliğiyle ilgili tartışmalar çıktı. Evet hatta bu bilginiz, biliyorsunuz Zoom'un serverı da şeyde Amerika'da sonuçta. Bilginin koruma şeyi bakımından Almanya ile Amerika'yı karşılaştığım zaman dediğim gibi problemler var. O yüzden problemler çıktı aslında. Hatta Zoom'da bir problem şöyle bir problem çıktı. Biz şimdi Zoom üzerinden sizinle görüşürken size bir tane mesaj gönderiyorum ben. Şeyle GIF ekinde bir tane hareketli bir resim gönderiyorum mesela. Sizin o mesajı sadece açmanız yeterli oluyor Zoom üzerinden. Bu şekilde ben bilgisayarınızın komple kontrolünü elime geçirmiş oluyorum. Şimdi ne yaptı Zoom? Onu ortaya çıktıktan sonra tabii şey yaptı, güncelleştirdi. Ne aklımıza geliyor tabii bu konuda? Ne zaman bir güncelleşme, ne konuda olursa olsun, isterse işletim sistemi olsun, programlar olsun, o güncellemeyi demek ki bir an önce yapmamız gerekiyor. Bizim sadece Türklerde değil, sonuçta şey, bütün insanlar öyle tüm dünyada. Bu insanların tembelliği her zaman kazanır biliyorsunuz. Ne yapıyor? Mesela mesaj geliyor, XY güncelleştirilmesi gerekiyor. İnsanların yaptığı en çok şey ne? Sonra hatırlat. Sonra hatırlat, doğru. Ya da crackli kullanıyorlar. Crackli kullanıyorlar. Crackli kullanmak zaten bana soracak olursanız çok açık konuşayım. Eğer bir kişi bir crackli bir şey kullanıyorsa benim için mağdur değildir başına bir şey gelirse. Doğru. Çünkü bir şey crackli kullanıyorsanız ne oluyor? Diyelim ki işletim sistemini crackli kullanıyorsunuz. Güncelleme kapanmış oluyor. Çünkü güncelleme kalkarsanız crackli ortaya çıkar. Güncelleme kapatınca da program güncelleşmeyince de bir sürü açıklıklar açık olarak kalmaya devam ediyor. Ve suçlular da sistemlerin hangi açıklıkları olduğunu bildiği için o açıktan sizin sisteminize giriş yapıp size zarar vermeye çalışıyor. Yani bu hackler, hani diyorlar ki hacklendik. Hayır, hacklenmedik biz. Bir sistem açığı var. O sistem açığı kapanmamışsa adam oradan giriş yapıyor. Giriyor, evet. Sarf evet. etmiyor onun için. Özel bir şey de sarf etmiyor. Bir aynen, program aynen. yazıyor, bir Türkiye'deki, şey yazıyor. Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi bence o. Biliyorsunuz insanlarımız genellikle şey bilgisayarı bir tane bilgisayarcıya götürüyor. 30 liraya format attırıyorlar. Gene crack'te bütün programları yükletiyorlar. Hadi bakalım. İnternete girdikten sonra o bilgisayarla, bakın daha yeni almışsınız değil mi bilgisayarı? Eğer crack'te her şeyiniz crack'li ise bilgisayarınıza virüs bulaşma süresi 8 saniye. Oo. O kadar kolay yani. Tabii ki. Hatta şey bile düşün, bakın ne kadar şey aslında itina edilmesi gereken bir konu. Diyelim ki yeni bir bilgisayar aldınız. Çok yepyeni bir bilgisayar aldınız. İnternete bağlamadan önce sahip olmuş olduğunuz bu antivirüs programının güncel versiyonunu bir USB'ye aktarıp bilgisayara önce onu kurup ondan sonra bilgisayarı internete bağlamanız gerekiyor. Eğer antivirüs programı olmadan bilgisayarınızı internete bağlarsanız bilgisayarınıza virüs bulaşma süresi dediğim gibi 8 saniye. Artık yeni kuşak biraz daha bilinçlenmiş gibime geliyor. Mesela bu işte Spotify
Spotify gibi, Netflix gibi. Evet. Bu tip şeyleri, yani Z kuşağı dediğimiz kuşak, ya işte konuştuklarım şey diyorlar. Ya tenezzül etmiyoruz abi, işte biz veriyoruz abonelik parasını, rahat rahat kullanıyoruz evet, diyorlar. Belki o bilinçle alakalı gelecek nesillerde kesinlikle bunu alıştırabilirsek, bir farkındalık İnşallah. Yaratabilirsek. İnşallah, inşallah. Çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Peki bilgisayar... Sonuçta zaten her şeyin hakkını vermemiz lazım. Hakkını vermemiz lazım, doğru. Bilgisayar kamerasını kapatmalı mıyız? Bu da çok sorulan sorulardan biri. Laptop'un kamerasını. Hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz şey yapıyor. 6 sene önce Edward Snowden diye birisi kendisini bütün insanlık için feda etti, bence bana soracak olursanız. Hı-hı. Adam memleketinden vazgeçti bizim için. Ki anlatabilmek için. Arkadaşlar dikkat edin, bak NSA, Amerikan Casusluk Organı şunu bunu yapıyor şu programlar sayesinde falan. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. İnsanlar gene aynı kullanmaya devam ediyorlar. Edward Snowden'un getirdiği tek bir şey var insanlar üzerinde. O da çoğu insanın kameralarını kapatıyor olması. Ama bana soracak olursanız hiçbir faydası yok. Hı hı. Çünkü ben sizin bilgisayarınızı hacklersem sizin kameranıza girmiyorum ki. Ben hiçbir zaman hacklediğim tüm bilgisayar hiçbir zaman kameraya girmiyorum. Ben mikrofona giriyorum. Çünkü konuşulanlar benim için önemli. Sizin nasıl gözüktüğünüz, şu an ne yaptığınız beni ilgilendirmiyor ki. Doğru. Hangi konu üzerine konuşuyorsanız onun bilgisayarına dönem lazım. O yüzden mikrofona bağlanıyorum. Bir tane ders verirken adamın teki şey dedi. Cem Bey artık dedi mikrofonu da bantlayacağım dedi. Dedim valla mikrofonu bantlarsanız artık telefonla da görüşemezsiniz dedim ben de. Ondan sonra adam dedi ki ben bunu yapacağım dedi. Ben dedim o zaman bunu yaparım dedim. Adam ben bunu yapacağım dedi. Ben de bunu yaparım dedim. Böyle en son şey cep telefonu artık uçak modunda kaldı. Halen bir şey yapabilir misiniz Cem Bey dedi. Dedim yok ama şu an itibaren artık cep telefonuna da ihtiyacınız yok zaten dedi. Yani telefonları da hacklemek o kadar kolay yani. Onu da soracaktım. Evet. Çünkü şey var. Akıllı telefon dediğimiz bu smartphone'lar şey değil. Cep telefonu değil ki. Bir bilgisayar. Bu bir cep telefonun içerisinde iki tane mikroçip var. Dört solda, dört sağda kontroler var. İşletim sistemi var. Tamamıyla kesinlikle bakın. Bilgisayardan hiçbir farkı yok. Hatta bu cep telefonları için çeşitli virüsler, casusluk yazılımları da iPhone'larda olsun, Apple'larda olsun yani mevcut. Hı hı. Peki şey... O yüzden kesinlikle şey yapın yani böyle antivirüs programı mutlaka yüklenmesi lazım. Yüklenmesi gerekiyor. Bugüne kadar duyduğunuz en ilginç hack olayını anlatabilir misiniz? Böyle başınıza mutlaka gelmiştir. Çok hack yaptığınız için. Ne hikayeler var. Hatta mesela sırf kitap yazdım zaten de. Ama ondan da bahsedeceğiz. Kesinlikle. En komik bence hikaye şey şu. Biliyorsunuz yılbaşında Avrupa'da olsun, Almanlar'da olsun, Hristiyanlar'da olsun daha çok. Yılbaşı bunlara özel bir şey. Bir tane şirket müşterilerine şey gönderiyor. Bu Lebkuchen dediğimiz. Almanların bir şey işte yılbaşında özellikle çıkan bir tatlısı var. Müşterilerine o tatlıdan göndermek istiyor. Hı hı. Hackerlardan bir hacker topluluğu da o şirketin müşteri adresine girip adresleri şey olarak değiştiriyor. Yaşlılar evi ve çocuk esirgeme kurumu. Bütün o pastalar çocuk esirgeme kurumuna gidiyor müşteri yerine. Oo, çok iyi ya. İyi bir hack ama olmuş bu. Bence en komik şey hackerlardan bir tanesi oydu bence bana soracak olursanız başımıza gelen. Hatta ben şey soruşturma başlatmak bile istemedim yani o konuda. Güzel olmuş evet. Ama aynı şekilde başka bir şirkette de gene aynı şekilde kredi kartı, müşterilerinin kredi kartı hesapları komple bir yere, başka bir yere gönderilip bu şekilde hackerlar da bütün kredi kartları, sahiplerinin bütün bilgileri, güvenlik soruları ve güvenlik sorularının cevapları gene hackerların eline geçmiş oluyor. Zaten şey var, bizim platformlar var çeşitli mesela. O Boğaziçi Üniversitesi'ne vermiş olduğum konferansta da gösterdim. Hatta bugün adamların elinde 16 milyar e-mail adresi var ve şifrelerini biliyorlar. Oo. Yani bu şey mi? Mesela legal bir birileri mi yoksa? Hayır legal değil. Hackerların çeşitli sistemleri hacklemek istiyorlar. Ne yapıyorlar? Bilgi bankası oluşturuyorlar. Bunu A'yı hackliyorlar, bilgi bankasına sokuyorlar. B'yi hackliyorlar, bilgi bankasına sokuyorlar. Öyle. Adamların elinde şu an 16 milyar e-mail adresi ve şifreleri var. Şimdi mesela bazı insanlar biliyorsunuz ne yazık ki belli bir şifreyi her yerde kullanıyor. Çoğumuz maalesef öyle yapıyoruz. Evet işte mesela o ben platformda sizin e-mail adresinizi verdiğim zaman ve o şifreyi de ortaya çıkartırsam ne yapıyorum? Sizin diğer platformlar, diğer sunucular üzerinde giriş yapmaya çalışıp aynı şifreyle giriş yapmaya çalıştığım zaman bana gelen rapor ne? Alınan kişinin e-mail adresi ve şifresiyle şuraya giriş yapabiliyorsunuz. Ne oldu? Gene bütün hayatınız benim gene kontrolümün altında. Ne oluyor? Bu sefer mağdurlar bana telefon açıyor. Diyorlar ki benim PayPal hesabım hacklendi. Diyorum hayır PayPal hacklenmedi. Sizin benim şu şifreniz şu mu diyorum? Adamlar diyorlar nereden biliyorsunuz? Çünkü e-mail adresini istiyorum önce. O platforma giriyorum. Diyorum demek ki belli ki şifreyi aynı zamanda PayPal'da da kullanmışsınız. Evet doğru. O zaman PayPal hack
eklenmedi. Siz kendiniz eklendiniz. Bu böyle darknet, deep web diye kavramlar duyuyoruz. Buralarda mı oluyor bu şifreler? Aynen bu şekilde, aynen o şekilde evet. Zaten şimdi sonuçta sizin girmiş olduğunuz internet, sosyal ağlar, ne bileyim gazete okumalar, haberler, şudur budur, kullanmış olduğunuz internet yaklaşık %10. İnternetin %90'ı deep web, darknet dediğimiz bölge oluşturuyor. %90'ı. %90'ı. Yani belki de şimdi, tabii belki de şimdiye kadar hiç girmediğiniz bir bölge yani. Sizin kullandığınız internet yanılmama en fazla, o da belki daha da az, %10. %90'ı bulunan bu internetin karanlık bölgesi sadece kötü sayfalardan oluşmuyor. Aynı zamanda bilimsel veri tabanları da var. Mesela bence herkes hayatında bir kez deep web'e girmiştir. Niye? Bütün dünyadaki şeyler, kütüphaneler, bütün hepsi deep web'e bağlı. Diyelim ki bir doktora çalışması yapmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Kütüphaneye gidiyorsunuz. Ve bakıyorsunuz neler var neler yok. İşte o bilgilerin hepsi deep web'te. Normal internette değil. Ama şey de var, karanlık sayfalar da var. O karanlık sayfalarda ne buluyorsunuz? İşte sizin o çalınan hesap bilgileriniz, kredi kartı numaraları, ondan sonra ne bileyim alışveriş sayfalarına giriş bilgileri. Ama aynı zamanda şey de var, bazı hackerlar şey yapmak istiyor size. Diyelim ki birisini hacklemek istiyorsunuz ama sizin bir bilginiz yok. Ne yapıyorsunuz? Bir haftalığına hacker kiralıyorsunuz. O hacker sizin işin o işi yapıyor. Veya size öğretiyor. İşte bu etik hackerlık dediğimiz olay mesela. Bazı olaylar oluyor. Şirketlerin mesela bilgileri şifreleniyor. Şirket hiçbir bilgiye giriş yapamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra hackerlar sizden diyorlar ki bana işte 12 bin euro göndereceksin diyorlar. Şirket 12 bin euro gönderdikten sonra bilgiler tekrar şifrelenmekten çıkıyor. Aynı zamanda Rusya'dan bir hacker şirketin ağ yöneticisini arıyor ve ona ders veriyor. Diyor ki bak bunları kapat. Ben bunlardan girdim diye. Şey de var, etik olanları da var yani. Ama sonuçta o da bir para kazanmak için bunu yapıyor. Yani en tabii azından. Tabii ki şimdi biz de şirket olarak sonuçta bazı aletlerimizi oradan alıyoruz. Mesela şey dediğimiz bu Keylogger USB stickler dediğimiz, o benim USB stick dediğim şey. Bilgisayarınıza bağladığınız an, USB bilgisayarınıza taktığınız an kontrolü elime geçiriyorum ben. 20 tane sipariş verdik, tamam mı? 5 tanesi şey yapmadı, çalışmadı. Ben de hackerlara yazdım. Ulan dedim 5 tanesi çalışmadı, bana niye böyle kalitesiz mal gönderiyorsunuz diye. Adamlar binlerce kez özür dilediler. Bütün paramı ertesi gün banka hesabıma geri yatırdılar ve 100 tane hediye olarak gönderdiler. Allah böyle bir servisi Amazon'dan almanız mümkün değil mesela. Çok enteresanmış ya. Peki var, bunu... Ama çünkü şey var. Hackerların arasında da bir savaş var. En iyi kim hizmeti veriyor? Böyle bir savaş mevcut. Böyle bir site var mı? Yani böyle bir chart var mı? İşte en çok hackleyen beyaz hacker işte veya en çok hackleyen kötü hacker gibi. Var. Hepsi genellikle Çin'de, Rusya'da zaten. Çin'de, Rusya'da. Rusya'da şeymiş galiba. Ruslar çok fazla hacklendiği için yani biz hep şey zannediyoruz. Hackerların hepsi Rusya'da. Onlar dünyayı hackliyor. Yanlış olarak biliyor olabilirim. Ama onlar çok fazla saldırıya uğradığı için oradan çok fazla hacker çıkmış. Var mı böyle bir tabii gerçek? Tabii şey yapıyorlar. Korunuyorlar. Artık zaten şey de değil. Bir sırrı da değil. Ruslar olsun, Çinliler olsun. Bak inanın bana. Adamlar çocukları ilkokul çağında hacker olarak yetiştiriyorlar. Avrupa'daki okullarda olsun çocuklar ne öğreniyor? Nasıl PowerPoint presentation yapabilirim diye söylüyor. Doğru. 20 sene sonra diyorum ki size iyi eğlenceler diyorum. Yani doğru. Ya zaten şimdi babamın, bakın o zamanlar babamın düşündüğü gibi bak oğlum gelecek bu. Bak öğren ona göre şey yap. Ben de bugün onu aynı şekilde söylüyorum. Bir an önce bu tip ülkemizi olsun, şirketlerimiz olsun koruyabilmek için bu konuda bilgi sahibi olup ona göre de kalifiye elemanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Gelecekte çok daha önemli şeylerle karşılaşacağız. Siber tehlikeler bunlardan biri. Belki hükümetler, endüstriler, toplumlar, işte bireyler kendini koruyabilmesi için tabii ki hazır olması gerekiyor bu duruma. Sadece o değil ki Aykut Bey, şu an çocuklarımızı, bugünkü çocuklarımızı düşündüğümüz zaman bugünkü çocuklarımız gelecekte yapacakları mesleklerden %60'ını bugün tanımıyoruz. Tanımıyoruz, evet. Bu arada çocuklar dediniz, çocuklarla ilgili önerileriniz neler olabilir? Şimdi mesela cep telefonları, özellikle akıllı telefonlar olsun, çocukların elinde olmaması gereken bir şey. Ben sonuçta 9 yaşındaki kızıma arabanın anahtarını da verip çocuğum bugün sen arabayı kullan demiyorum. Önce çocuğun bilinçlenmesi lazım. Belli bir yaşa gelmesi lazım. Sonuçta bu cep telefonu üzerinden kullanılan TikTok olsun, WhatsApp olsun dediğim gibi bir sürü kişiler var çocuklarla bağlantıyı geçmeye çalışan. Şimdi istismar yapabilmek için. Okullarda özellikle Almanya'daki okullar için söyleyeyim ben. Çocukların bu cybermobbing dediğimiz dışlanması. Sonuçta biz de okula giderken bazı olaylar oluyordu, kavgalar oluyordu ama eve gittiğimiz zaman evde gene kendi hayatımız
zamanımızda meşhur olabiliyorduk. Günümüzde artık çocuklar ellerinde cep telefonu olduğu için bu cybermobbing 24 saat boyunca sürüyor. Çocuklar işte mesajlar alıyor, sen ne kadar gerizekalısın, şudur budur, bir sürü ne mesajlar okuyoruz biz bazen, tüylerimiz diken diken oluyor. 24 saat boyunca herkesten olumsuz bir mesaj alan bir çocuk psikolojik olarak bunun üstesine nasıl gelebilir? Bazen yetişkinler bile üstesinden gelemiyor iken çocuklardan bunu beklemek ne kadar doğru bir şey. O yüzden bence bu tip şeylerin aynı alkol gibi olsun, işte ehliyet gibi olsun, çocukların belli bir yaştan sonra, ben bana soruyorlar hangi yaştan itibaren çocuklara cep telefonu tavsiye ediyorsunuz? Benim cevabım 16. Niye 16? Tıbbi bir şey de var hatta arka planda. Çocuklarımız 16 yaşından itibaren %100 gerçeklik ve sanallık arasındaki farkı %100 ayırt edebiliyor 16 yaşından itibaren. Hı hı. O yaştan öncesi bunun olması sağlık bakımından veya tıbbi olarak tam olarak ne yazık ki mümkün değil. O yüzden ben 16 diyorum. Şey de vardı mesela, videotekler vardı buralarda, Almanya'da işte videoteğe gittiğiniz zaman eskiden videotekler vardı, şimdi günümüzde Netflix şu bu var. Hı-hı. Gidip işte video kasetini kiralıyorsunuz evde film seyretmek için. O videotekte bir de başka bir bölüm daha vardı, 18 yaş üstü bölümü. Hı-hı. Eğer 18 yaşın altındaysanız o bölüme girmeniz mümkün değildi. Mümkün değil. Adam isterseniz rüşvet verin, mümkün değil çünkü sonuçta şey de var, polisler var mesela, rüşvet veriyor acaba beni sokacak mı sokmayacak mı diye. Test ediyorlar, o da onu test olduğunu zannedip sokmuyor. Yani mümkün değil. Şimdi günümüzde böyle bir şey yok. Çocukların internet, bilgisayar eğer çocuğun kendi odasındaysa, oyun konsolü kendi odasındaysa, çocuklarımızı 24 saat boyunca kontrol etmemiz de mümkün değil. Çocuklarımızın ne yazık ki porno sayfalarına girmeleri, işte o erotik sayfalara girmeleri engellenemiyor. Ben o konuda Türkiye'nin yapmış olduğu çözüm bence güzel bir çözüm. Birçok kişi başka düşünebilir, işte özgürlüktür, şudur budur. Ne oldu? Türkiye'de bir sürü porno sayfaları yasaklandı. Tabii. Şimdi Türkiye'de porno olarak girdiğiniz zaman o sayfalar gelmiyor. Şey olsun, proxy server kullanarak yine de giriş yapabilirsiniz ama çocukların bunu yapması mümkün değil. Tek amaç o da çocuklarımızı korumaktı yani. Hı hı. Onu o şekilde görmek gerekiyor. O yüzden çocuklarımıza eşlik etmemiz, onlarla konuşmamız, internette olan her şeye inanmamaları için telkin etmemiz ve aynı zamanda iyi aile rolümüzün olduğunu da unutmamız lazım. Şimdi benim de cep telefonu var. Kızıma diyorum ki, kızım cep telefonu artık elinden bırak. Olmaz böyle bir şey. Doğru. Yani ben kendimde önce başlamam gerekiyor ki çocuğum benim de örnek alabilsin. Mesela bizim akşam yemeklerinde yani yemek yediğimiz zaman hiçbir şey açık değil. Sadece müziğimiz açık. Çocuğum beni benden görüyor. Şimdi benim de durmadan cep telefonu olursa o da elinde cep telefonu olması isteyecek yani bir şekilde. Ne bileyim, ben mesela birçok bilgisayar oyunu oynamayı çok seviyorum mesela PlayStation'ımla. Ben 6 saat oynayıp çocuğuma sadece sen yarım saat oynayabilirsin dersen o da olmaz. O da olmaz, doğru. Yani iyi aile rolümüzün olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Bence şey konu, problem şu, günümüzdeki sahip olmuş olduğumuz bütün teknolojik şeyler, cep telefonları olsun, bilgisayarlar olsun, şimdi şu an Türkiye için konuşuyorum, ailelerimizin bu konu hakkında bilgileri yok ailelerin çoğunlukla. Ailenin o konuda bilgisi olmadığı zaman çocuğunu nasıl bilgi verebilir? Doğru. Güvenli bir şekilde internette dolaşmasını nasıl sağlayabilir? Sağlayamaz. O yüzden ne yazık ki çocuklarımız bazı tehlikeli yerlere girip başlarına bazı dertler alabiliyor. Mesela şey var, cyber grooming dediğimiz bir olay var. Çocuklar biliyorsunuz diyelim ki bilgisayar üzerinden online oyun oynuyorlar. Ondan sonra karşı tarafta genç bir kız gibi erkek çocuğuyla bağlantıya geçiyor. O da oyun oynuyor işte, bilmem ne zırt. Bu da o şekilde sohbet oluşuyor. Karşısında bir genç bir kız olduğunu zannan erkek, bu sefer kız diyor ki hadi kameralarımızı açalım diyor. Halbuki onun görüntüsü kamera görüntüsü değil, bir kayıt. O kayıttan da erkek de kızı görüyor. Kız diyor ki hadi bir soyunsana. Erkek de soyunuyor. Ne yapıyorlar? Bunu hepsini çekiyorlar videoya. Ondan sonra o videoyu da çocuğa gönderiyorlar. Diyorlar ki bana bize para göndermezsen bu videoyu herkese göndereceğiz. Bütün arkadaşlarına. Çünkü Facebook hesabındaki bütün arkadaşların listesi elimizde. Elinde, evet. Ne yapıyorlar? Bu şekilde şey değil. 1000 eurodur, 2000 euro değil. Çocukların cep harçlıklarını ellerinden alıyorlar. 50 euro olsun, 20 euro olsun. Hatta şey de diyebilirsiniz. Peki o paraların gönderildiği bank hesapları belli değil mi? Adamlar paraları bank hesaplarına göndermiyorlar. Bu gutschein dediğimiz hediye çeki muhabbetine girip numarala gönderiyorlar. O numaralardan da suçlular o paraları almış oluyor. Ve biz polis olarak hiçbir şekilde iz sürme imkanımız da elimizde olmuyor. Ne kadar acı ya. Yani o yüzden çocukları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle ve çocukların odasında bence bana soracak olursanız Aykut Bey, kesinlikle bilgisayardır, oyun konsolüdür olmaması lazım. Benim çocuğumun mesela odasında bir tek bir tane çalar saat var, pille çalışan. Başka da hiçbir şey yok. Bütün medya olarak kullandığımız her şey bizim oturma odasında. Benim yatak odasında da aynı şekilde. Radyolu bir saatim var, beni o kaldırıyor. Cep telefonum değil, cep telefonlarımız. Bütün bilgisayarlar, oyun konsolü hepsi oturma odasında. Herkes bu şekilde ortak kullandığı zaman o zaman çocuğunuzu da
kontrol altına tutmanız imkanı olmuş oluyor. Hı hı. Zaten ben sizin konuşmanızı izledikten sonra yani kendi kendimi sorguladım. Dedim ki ne yapıyorum ben ya? Elimde bütün gün telefon, zaten ekranda ne kadar, kaç saat kaldığım süreyi de gösteriyor artık. O da ne evet. kadar acı bir şekilde. Sonra dedim mutlaka evet. podcast'te konuşalım. Daha fazla insana ulaşalım. Ve Cem Bey'in önerilerini herkesle buluşturalım ki bir farkındalık oluşsun. Ya gerçekten o açıdan teşekkür ediyorum. Şimdi ben mesela bazen telefonla elime aldığım zaman hep o sizin sözler aklıma geliyor. Ya beni acayip rahatsız ettiniz şey yani. Ama bakın ben de aynı şekilde o şekilde eve gittiğim zaman cep telefonunu çekmeceye atıyorum. Çünkü o zaman sadece bütün gün zaten iş yerindeyim. Kızımla oyun oynamak istiyorum. Kızımla geçirmiş olduğum her saniyenin keyfine bakmak istiyorum. Hı-hı. Ben sonuçta çocukla sadece bebeklerle oynamıyorum ki. Oturuyoruz, Netflix'te bir tane çocuk film açıyoruz. Birlikte film de seyrediyoruz. Doğru. Birlikte bilgisayar oyunu da oynuyoruz ama hepsini birlikte yapıyoruz çocuğumla. Doğru, ne kadar güzel. Peki yavaş yavaş sona geliyoruz. Kitabınızdan bahsedebiliriz. Sonra da bu COVID-19 sebebiyle yatırım bütçelerinde değişiklik görülecek alanlardan biri de siber evet. güvenlik. Bu artık ortaya çıkmış durumda. Siz şirkette neler yapıyorsunuz? Türkiye'den mesela sizinle irtibata geçmek isteyenler olabilir. Onlarla çalışma şansı olur mu? Oluyor mu? Belki bunlardan bahsedebiliriz. Tabii ki biz için Türkiye'deki şirketlere sadece ders vermeye gidiyoruz. Şu ana kadar da Türkiye'de bayağı bir bulundum ders vermek için. İşte en son İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde güzel bir ders verdik. Çok iyiydi evet. Türkiye'deki bulunan firmaların isteği olması halinde Türkçe olsun, Almanca olsun çalışanları daha çok bilgilendirebilmek için ve bu tip tehlikeye karşı koyabilmek için ders veriyoruz. İsterse bütün gün sürebiliyoruz. 8'den 5'e kadar benim rekorum 8,5 saat boyunca konuştum. Düşünsenize. Yani saatlerce, günlerce konuşabilirim bu konuda. Veya işte 3 saat olsun, 2 saat olsun, 1 saat olsun seminerler vermemiz, bilgilendirme toplantıları yapmamız mümkün. Bir dediğim gibi işte az önce belirttiğiniz gibi Cyber Profis diye bir kitap yazdık. Bir Alman gazeteciyle birlikte. Berlin'de bulunan bir bayan gazeteci bu. Tina Groll. Çok havalı bir kapağı var yalnız. Kitabın. Şeye benzemiyor zaten bence. Kitap kapağından daha çok şeye dizi benziyor. Film gibi. Polisiye polisiye diziye şeyine benziyor. O şekilde işte o şey Tina Groll şey oldu. Onun bilgilerini, şahsi bilgilerini suçlular elde edip onun adına alışverişler yapıp paraları ödemiyorlar. Ne oldu? Onun bilgileriyle satın olmuş olduğu için bütün o uyarı yazıları o hanımefendinin evine geldi. Bütün o mektuplar. Hatta düşünün bak bu olay olalı yaklaşık 8 sene oldu. Kadıncağız hala posta kutusunu açarken irkerek açıyor. Acaba yeni bir mahkeme kararı veya bir tutuklanma kararı var mı diye. İşte o kitapta o bayan şey yapıyor, başına gelenleri anlatıyor. Bugün hangi tedbirlerin alınması lazım bu tür şeyleri yaşamaması için. Ben de bir polis olarak suçları nasıl çalıştığını, özellikle siber suçları nasıl çalıştıklarını ve her metot üzerinde de hangi tedbirlerin alınması gerektiğini anlatıyorum. Dediğim gibi az önce size %80 en az bütün saldırılar phishingle başlıyor. Az önce bahsettiğiniz COVID-19 ile ilgili söyleyebileceğim en baştaki husus bu yalan haberler. Doğru. Onunla ilgili COVID-19 çok yalan haber çıktı. Çıktıktan sonra hatta bizim Münih'te şey çıktı. Tamam ben WhatsApp kullanmıyorum ama eşim kullanıyor onu da söyleyelim. Yani ne kadar şey yaptıysa da konuş söylediyse de anlamıyor dinlemiyor beni. Yapacak bir şey yok o konuda. Ama WhatsApp üzerine eşimin aldığı haber şu. Biz işte pencerelerimizi gece 11'de kapatacakmışız. Münih Belediyesi 3 tane helikopter gönderiyormuş. Bu helikopter ilaç sıkacakmış. Dedim ki hanıma, dedim öncelikle benim polis olarak bu konuda sence bilgi sahibi olmam gerekmiyor mu? Öyle bir şey olsa bile. Hadi diyelim öyle bir şey oldu. Niye biz pencereleri kapatıyoruz? İlaç bizim evimize gelsin ki virüslere karşı daha iyi korunabilelim değil mi? Yani doğru. Doğru mantıklı. Ondan sonra tuttu başka bir haber geldi değilmiş. Soğan koronavirüsü öldürüyormuş. Akşam bir eve bir geldi. Evin her odasında soğan var. Dedi bunlar ne? Soğan koronayı öldürüyormuş. Nereden aldın? WhatsApp'tan ya hanım dedim. Bak dedim bir gün seni boşayacağım o yüzden. Evet, bu tip haberlerle biz de çok karşılaştık ya. Peki buradan şeyi sorayım. Siber saldırı düzenleyenlerin en çok kullandığı yöntem phishing mi oluyor? Kesinlikle phishing. Hı hı. %80 bütün şeyler phishing ama tabii ki şey de var. Başka olaylara baktığımız zaman mesela bu telefon konusunda olsun telefonla işte kendilerini şef olarak tanıtıp veya bir şirketin ağ yöneticisi olarak kendisini tanıtıp bu şekilde bilgi almaya çalışanlar var.
Mesela ben size telefon açtığım zaman istediğim telefon numarasını sizin telefonla gösterebiliyorum. Call ID spoofing deniyor buna. Almanya'da da çok rastlıyoruz bu problemi. Yaşlı insanlar genellikle bu konuda aranıyor. Adam jart bakıyor telefona 110. 110 Almanya'da polis imdat numarası. Polisle konuştuğunu zannediyor ve suçların istedikleri bilgileri veriyor. CEO maşadan az önce bahsettik. Bu alışveriş sayfaları var. Hep bütün alışveriş sayfası ne yazık ki gerçek değil. Bazı sahte alışveriş sayfaları var. O konuda sözde mal satıp parayı alıp ama malı göndermeme durumu söz konusu olabiliyor. Ne bileyim bu dijital tehdit veya şantaj diyoruz biz buna. Size e-mail gönderip işte diyorlar ki sizin hangi erotik sayfalara girdiğinizi, hangi alana da baktığınızı biliyoruz. Bize para gönderin. Bir de şu an korona yüzünden, bu COVID-19 yüzünden birçok kişi evde kaldığı için Avrupa'da böyle bir gerçek var. Birçok insan yalnız, bir ilişkisi yok. Ne yapıyor? İnternet üzerinden ilişki arıyor. İnternet üzerinde bulunan ilişki çoğunlukla ne yazık ki gerçek olmayabiliyor. Bu şekilde para kapatmaya çalışıyorlar. Influencing var bir tek problem olarak gördüğümüz. Belki suçlu, böyle bir şey yapmak suç değil ama küçük çocuktan mesela bu tip insanları YouTube'da olsun, TikTok'ta olsun bu tip insanları görüp aynı onların yaşam tarzı gibi yaşamaya çalışanlar oluyor. Onlar ne yerse onu yemeye çalışıyorlar. Onlar ne kullanırsa onu kullanmaya çalışıyorlar. Bilmeleri gereken tek bir şey var. Bu kişiler, influencing yapan bu kişiler bu ürünler için reklam yapıyorlar tabii ki. Ama çoğu kişi, çoğu çocuk özellikle bunu bilmiyor. Ve en sonunda casusluk. Benim en sevdiğim konu insanlar üzerinde her türlü casusluk olayı yapılması mümkün. Çünkü insanlar ne yazık ki sosyal alanlarda kendilerine ait her şeyi veriyorlar. Bana soracak olursanız Aykut Bey, bence bugünün insanları iki kişiden oluşuyor. Bir gerçek şahsımız, bir de dijital şahsımız. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler aldık. Bu arada unutmadan sorayım, kitap sadece Almanca yayınlandı değil mi? Almanca. Ama bu İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde vermiş olduğum ders ve orada vermiş olan bütün derslerin kitap hali çıktı. Hatta daha kitap da dün geldi bana. İsminde TÜBİTAK diyorum. TÜBA'nın yani Türkiye Bilimler Akademisi Bilişim Teknolojileri ve İletişim diye bir kitap çıkarttı geçen hafta. Tamam. Onun linkini paylaşalım o zaman. O linki de yapabilirsiniz. Bilişim Teknoloji ve İletişim Birey ve Toplum Güvenliği diye. Benim de nacizane 20 sayfalık bir katkım olmuş oldu. Aynı şekilde bütün bugün konuştuklarımızı da bu kitapta Türkçe olarak bulmamız mümkün. Almanca bilen varsa The Cyber Profis, yazmış olduğumuz kitabın ismi. Orada da daha geniş içerikli olarak bulmamız mümkün. Tamam, kitap önerilerini de aldık. O zaman çok güzel bir sohbet oldu. Bizi dinleyenler de çok bilgilendi, keyif aldı i̇nşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah. Farkındalığı oluşturmak adına iyi bir program oldu bence. Okey, ben de bana ait kesinlikle. Ben de bana bu imkanı tanımış olduğunuz için teşekkür ediyorum Aykut'a. Tamam. O zaman Münih'e selamlar. Bölümü kapatıyoruz. Eyvallah. Size de selamlar. Eyvallah. Çok sağ olun. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.